Trabzonspor Beşiktaş. Trabzonspor kazanmak istiyor. E, kutlamalarına, hazırlıklara bir yenisini daha eklemek istiyor. Diğer tarafta Valerian İsmail yeni bir teknik adam. Neler yapacak merak konusu. Özellikle üçlü savunma konusunda e, çok farklı fikirler var, ortaya atılan görüşler var. Bu noktada yanılmıyorsam sakat oyuncular da da düzelme var Beşiktaş'ta. Şöyle bir Sercan Dikmeden bir Beşiktaş'ın havasını alalım deplasmanda oynayacak Beşiktaş. Sercan siyah Beyaz takımı ve Valerian İsmail'i çok zor bir maç bekliyor. Hakikaten Trabzon'da e, dolu tribünler önünde, lider Trabzon önünde e, kıyasıya bir puan mücadelesi izleyeceğiz. Beşiktaş takımında son gelişmeler neler? Sakatlardaki son durum nasıl? Camianın havası nasıl? E, Valerian İsmail'in morali nasıl? deyip Böyle uzun bir soruyla aslında sen her şeyi açıklayacaksın. Aykut İnce çok teşekkür ediyorum. Yani bir teknik direktör e, hangi maçla başlamak istemez diye düşündüğümüz zaman lig liderinin belki de birkaç hafta sonra şampiyon olacak bir takımla oynamak istemez ama hem Valerian İsmail üzerinde hem de Beşiktaş üzerinde bu durum tam tersi. E, Beşiktaş bu zorlu 90 dakikayı lehine çevirmenin hesaplarını yapıyor. Sayın Başkan Ahmet Durçebi de dün yapmış olduğu açıklamada aslında biraz bunun altını çizdi. Beşiktaş'ın fazlasıyla ...poğana veya iyi oyuna ihtiyacı var. Çünkü çok kaotik bir süreç içerisinden geçiyor Beşiktaş. Artı teknik direktör değişikliği, artı sistem değişikliği... ...bazı oyuncuların geri dönecek olması derken... ...Beşiktaş'ı gerçekten çok enteresan bir 90 dakika bekliyor. E, hafta boyunca ilk geldiği günden itibaren aslında bu 3-4-3 sistemi üzerine... ...haberler gerçekleştirip bilgileri aktarıyoruz. Hoca da bu konuda çok fazlasıyla katı e, ilk maçında Trabzonspor mücadelesinde Valerian İsmail'in e, 3-4-3'ü deneyeceğini sahaya böyle çıkar, çıkacağını Beşiktaş'ın söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Ancak e, Aykut İnce halen işte 3-4-3'ün solunda bu isim oynayacak. Sağında bu isim oynayacak demek için erken. Çünkü hoca henüz o taktik çalışmaya karışık şekilde devam ediyor. Yani bütün oyuncuları o mevkilerde kullanıyor. Ancak hocanın Montero üzerindeki olumlu fikirlerini e, biliyoruz. Diğer futbolcularla ilgili fikirlerine biraz sahibiz. 3 aşağı 5 yukarı 3-4-3'ü üç şöyle dizebiliriz. E, öncesinde şunu söyleyeyim. Bildiğiniz üzere Hırvatistan'ın oynadığı hazırlık mücadelesinde Vida sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Vida'nın kontrollerinde herhangi bir problemle rastlanmadı. Probleme rastlanmadı. Vida Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek. İşte Vida'nın oynamasıyla birlikte... Orada yerli zaten Ersin Destanoğlu birinci yerli. 3-4-3'te sağ stoperde Vida, solunda Montero, ortada Wellington diyoruz. Sol 3-4-3'ün sol bekinde Rıdvan, sağ tarafında sol, sağ koridorunda Rozier, orta alanın ortasında e, Josef de Souza ve Mirelen Pjanic. Pjanic'e bir parantez. E, 6-7 günden bu yana takımla birlikte çalışıyor. Uzun bir sakatlık süreci vardı. Ee, aldığımız geri dönüşler Miralem Piyan için hazır halde olduğunu söyleyebiliriz ve Valerian İsmail'in forma şansı vermesi durumunda oynayabilecek. Josep Piyaniç şimdi hucum hattının üçlüsü biraz merak ediliyor. Sağ taraf Raşit Gezzal ortada Mişi Batşuay'ı işte yerli oyuncudan dolayı, üçüncü yerli oyuncudan dolayı oraya Kenan Karaman'ı yazma ihtima ihtimalimiz var. Larin Vatiba'yı yazmadım. Sebebi Larin Vatiba bildiğiniz üzere Kanada milli takımlarında milli takımda maçları vardı. Yarın gelecekler. Yarın geç saati bulabilir iki futbolcunun gelişi. Yani Valerian İsmail daha tanışmadılar. Artı sistemine ayak uydurmadılar. Onunla konuşmadılar, sohbet etmediler. Üstüne üstlük bu sezon üzerinde hem Sergen Hoca hem de Önder Hoca milli takımlarından dönüşlerinde. Larim ve Atiba'yı çok fazla oynatmadılar ilk 11'de. O nedenle iki oyuncunun ilk 11'de oynama ihtimalini biz düşük gördüğümüz için bu yorumu yapıyoruz. Tabi orta alanda e, Can tercihi gelmesi durumunda hucum hattında Kenan değil işte orada Alex Teixeira kullanılabilir. Biraz bu üçüncü oyuncunun hangi yerli oyuncunun olmasıyla e, elintili bir durum olacak. Kadro üzerinde bunu söyleyebiliriz. Sakatlarla ilgili durum bu. Artı Beşiktaş'ta geleceğe yönelik hamleler de yavaş yavaş yapılıyor. Transferle ilgili sanırım önümüzdeki günlerde isimler üzerinde durabileceğiz. Siz havadan bahsetmiştiniz. Son olarak havayla ilgili durumu şöyle anlatayım. Yarın saat 18 sularında Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Hem taraftarın hocayla tanışması hem bu süreçte Beşiktaş'ta futbol severlerin, taraftarların takımdaki futbolcuları görmesi... Hem farklı bir ambiyans oluşması adına Beşiktaş Kulübü bu e, kararı aldı. Şu an itibariyle de 10 bin civarında bilet satıldı. Kapalı, tribün tamamen dolu. Artık yeni yeni yeni, yeni açık diye tabir ettiğimiz kale arkaları daha doğrusu e, o biletler satılıyor. Tahmini olarak yarına kadar 15-20 bin civarında bir futbol sever e, olacak Vodafone Park'ta. E, güzel bir hava değişikliği olacak açıkçası Beşiktaş, Beşiktaş adına. Ardından cumartesi günü de sabah antrenmanı yapıp Trabzon için yola çıkacak siyah beyazlar. Benim atladığım bir konu varsa veya sizin sormak istediğiniz bir soru varsa cevaplandırmak isterim. Aykut'un Kelleci'nin sorusu var. Belki Güven Çabi de soru hazırlayabilir. Elbette Serdar abi. Ya Sercan benim e, son maçta izlediğim Enkudu çok formdaydı. 76'da falan oyuna girdi ama hiç evet. mi düşünmüyor? Çünkü hani orada beşli savunmayı sen zaten gayet iyi kurdun. Ee, Josef'in yanına Can ya da Necip dediğin üzere ama orada farklı bir oyuncu enkudu olmaz mı ne? yani hiç hucum mi hazır? Abi. Efendim hucum hattında tabii evet evet yani çünkü Trabzon savunması kaleye olan uzaklığı 35-40 metrelere varacak yüksek evet. ihtimalle daha baskılı bir oyun tercih edecek orada da hızlı bir enkudu işte gezal o geçişleri çok iyi yapabileceğin tarzda iki oyuncu ama enkudu hazır mı peki yani 90 dakika çıkartır mı hem hazır olmamakla beraber Serdar abi çünkü geçtiğimiz mücadelede oynadıktan önce bir hafta takımla birlikte çalışmış ve 3,5-4 ayı aşkın bir süre takımdan uzak kalmıştı. Henüz fiziki olarak %100 hazır değil. Elbette seçeneklerden biridir. Ancak aldığımız geri dönüşler şöyle diyor. Hoca Valerian İsmail 3-4-3'ün üçlü hücum hattının bir tarafında Gezdal oynattığı için diğer tarafında forvet özellikleri daha baskın olacak bir oyuncu oynatmak istiyor. Kutu, sen daha iyi ta e anlatırsın tabii. Çizgiye çok fazlasıyla basan adam Geçen bir oyuncu. Yani tam bir forvet oyuncusu değil. Orada tamamlayıcı olarak ceza sahasına çok girecek olan bir oyuncu isteği var. Planlaması var. O nedenle Alex Teixeira ve Kenan Karaman üzerinde duruyoruz. İçe, ama... kat, içe kat etmesini istiyor yani sürekli. 3-4-3'te o kenar oyuncusu sürekli içe girsin dediğin üzere zaten çok çizgiye basıyor ama benim enkudu da Türkiye'ye geldikten sonra özellikle son dönemde o içe kat etme özelliği de kısmen yapıyor bazen. Bir kafa karıştırır mı diye ben sana sormak istedim. Yani tabii ki seçeneklerden biridir enkudu tercihi ama bugün itibariyle henüz daha o taktik çalışmalarına tam anlamıyla geçmediği için Serdar abi normalde e, hatırla lütfen eski dönemi. 3-4 gün öncesinde Önder Hoca veya Sergen Hoca ikisi de varken yani doğru birini söyleyebiliyorduk, bir futbolcu söyleyebiliyorduk, bir adım şu önde diyebiliyorduk, gerçekleşiyordu da ama hocaya daha biz de ısınamadığımız için şu an kafasının içerisine giremiyorum ben hocanın. Doğru doğru. Ama sadece geri dönüş olarak o 3-4-3'teki hucum hattındaki üçlünün en azından bir kanadının e, santrofor özellikleri olan bir oyuncu olma isteği ve böyle bir planlaması var. O nedenle ben Enkudu'yu biraz daha Teşera ve Kenan Karaman'ın arkasında bu haftalık tabii ki. Ama sizin söylediğiniz şey de planlamanın içerisinde olan bir durum tabii. Teşekkür ediyorum Sercan. Güven çocuğa var mı sorun yoksa Sercan'a? Ya de, ne sorayım biliyor musun? Bu hemen nasıl mentoru beğendi ben merak ediyorum ben yani. <laughs> Tahmin ettim yani, hocam bunu soracağım. Ya ben, ben bir şey görmedim. <laughs> ya yani en sonunda bir söyledik. Hocam söyledik, yok ki elinde ama. Şey, elinde sol stoper yok ki. Sol Siz... stoper. Ya ne sol stoper <laughs> Necip var ya ayakkabısını atsa bunlardan iyi oynar bak ayakkabısını atsa. E Serdar Taşçı var. Ya ben aklım sırmermit. Bir kupadan elerdiler akıllanmadım bu seyretmiyorum o maçları bundan evvelki maçı. Şimdi demek ki şöyle bir şey var. Montereyi bir... buraya getirenler kimse yöneticiler. Şeyi de bu adama da getirenler aynı kişiler Montere'yi burada oynattırıyorlar. Şeyi de başını öyle yedi zaten hocam. Ben çok istiyordum kalsın diye. Bu Montere Montere ısrarı onun başını yedi. Kupadan elenince şimdi, şimdi yerini. Sen yorum yaptın yani. hocam. O muhabir. Ne cevap veremez. Tamam da beraber. yani ha. çok fazla oynatmadı ha? açıkçası. Ne? Hocam. Ne? Önder Hoca da çok fazlasıyla oynatmadı, oynatmadı Montero'yu. Şeyden sonra ya yapma gözünü seveyim Zercan. Ne zaman Kupadan elenle iki tane gol yedirtti. Bir daha oynatma tabi oynatmaz yani. <laughs> Allah Allah. O zamana kadar direkt oynadı yani. Hocam ne? siz daha iyi değerlendirirsiniz. Ya yok neyse ama yani. Bu, bu hocadan da artık söyleyecek bir lafım yok hoca ile ilgili. Şimdiden <laughs> otur sınıfta kaldın sıfır. Hoca için söylüyorum. Şimdiden... Sercan çok teşekkür ederiz. Teşekkür Adına, ederiz sağ canım benim.